Hoş geldin Keltoş, nasılsın? Teşekkürler, siz? Sağ ol, tanıyalım seni. Korhan Taştekin. Ne iş yapıyorsun? Açık hava reklamcı. Korhan, yanındakiler kim peki? Genel müdürümüz. Peki bu arkadaş? Eşi. Eşim. İç güveysi misin sen? Sen ne iş yapıyorsun? Benim spor salonum var. Peki sen neden yaralanmadın bundan? Böyle spor salonu saymıyor musun? Son 3 ayın gibi duruyorsun. Bu kadar sağlıksız bir ekip görmedim. Ben de oraya gidiyorum. Oraya mı gidiyorsun? O spor salonu. Birader çok sağlıksız görünüyorsun. Hangi spor yapıyorsunuz? Nargile mi içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Özel ders veriyor. Fitness pilates. Maske çıkarıp sizle de tanışabilir miyiz? Bir mahsur yoksa. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İşi gücü olan biri. O yüzden ona teşekkür ediyorum. Ne s**kim yaptığınız belli değil. İkinizi anladım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Müyesser Yağız. Ne zaman tanıştınız? 11 sene önce spor yaparken. Benim PT'imdi. Senin kişisel koçundu. Özel ders veriyordu. Özel ders dediğin bu mu lan? Peki seni için rahat bir şekilde gönderebiliyor musun spor salonuna? Her zaman. Başka derslerin evrilmediğini nereden biliyorsun? Onun da ilk sıçış hikayesi benden olur o zaman. Oo. En çok neyini beğendin? Bu sporcu görünmeyen sporcu. İçini bilmiyorsun ki. Pişmaniye gibi adam. Dümdüz herif. Bu adam sporcuysa ben vücut gelişme şampiyonuyum. Kocan ne kadar sağlıklı görünüyorsa bu pişmaniye niye hiçbir faydanız olmuyor? Şuna baksana be, Allah'ını seversen. Habire yiyor. Komple tek göt lobu gibisin. Fantazini anlat, hadi kurtar. Hadi şişman ama zeki adam ol, çıkışın içinden. Hiç fantezim yok. Sıçma hikayen var mı? Sayılır. Söyle bakalım. Nikahtan sonra baldızı öptüm. Şükürler olsun. Hayalindeki grubu ya. Adın ne? Dilek Öz. Dilek, ne iş yapıyorsun? Güzellik salonum var. Kimle geldin? Çalışanlarımla. 3 çalışanı mı var toplam? Evet. Senin kaç çalışanın var lan, iş güveysi? 6. Onlar da senin manitaların mı? Kadın erkek çalışma ağırlıklı? 3 tanesi 3, 4 tanesi kadın. 3 tanesi 3, 4 tanesi kadın. Bu müessere olmasa acından ölür ha, yemin ederim. Sendeyiz. Dobra ruh hastası. Bunu nereden çıkardın? Tersi pislikleri kadın sensin işte. Allah Allah. Kızıl senle mi geldin? Hayır. O senden korkuyor ama. Sen konuştun da böyle kaldı. Benden bütün traka korkuyor. Niye? Tersin pistir değil mi? Evet, öyleyim. Fantazini anlat bize önce. Yalan söylediğini hissettiğim insanların, samimiyetsiz gördüğüm insanlara böyle kalkıp bir tane tokat atasım geliyor. Bana daha çok kötülük yapmış insanların da böyle g***nden şırıngayla kan alasım geliyor. G***den yine yapılıyor. Koldan yapılıyor, koldan kan alınıyor ama g***den kan alan hiç görmedim. Hayatında bir şey değiştirmek istesen neyi değiştirirsin? Beynimi. Katılıyorum. Konuş, al yanaklı kıvırcık. Adım Ahmet Hakan Sancak Tutan. Adın Ahmet Hakan mı? Evet. Ve Sancak Tutan. Ve Ahmet Hakan'ın ilk tartışma programının adı ne biliyor musun? İskele Sancak. Çok komik ya. Evet, şimdiden yazmak istedim. Evet. 21 yaşındayım, öğrenciyim. Nerede öğrensin? İstanbul Üniversitesi. Bölüm? Çin Dili ve Edebiyatı. Asyalı kız fantezisinden değil mi lan? Yok. Biz bunları biliriz hacı, biliriz. Kimle geldin? Yalnız mı geldin? Çin Dili ve Edebiyatı. Asyalı. Çinli kızlardan hoşlanır mısın? Gözü çek kızlardan. Abi ben hayatım boyunca yalnız kaldım. Her türlü kızdan hoşlanırım şu an. Tanıyalım sizi. Aysu ben. Aysu, ne iş yapıyorsun? Hemşireyim. Nerede? Eskişehir'de. Senin için geldim. Ya bir alkış. Sen de mi Eskişehir'den geldin? Aynen, birlikte geldik. Bebişka, fantezinizi anlatın. Fantezi değil de bir sıçış anlatabilirim. Anlat. Bir gün böyle gece 10-11 saatleri bir kadın bağırtısı geliyor ama bayağı kadın çığlık atıyor yani, bildiğiniz. Duyarsız da kalmak istemedim. Alt kattaki komşumla birlikte çıktık. Kapıyı falan çalıyoruz. Açmıyorlar da. Daha sonra polisi aradık. Polis çaldı birkaç kere, yine açmadı. Ondan sonra adam açtı, baksırlı falan. Biz geri çıktık onu görünce. Polis memuru gitti, ifadelerini falan aldı. Kadın şikayetçi değil diyor. Hayır, çok bağırıyordu falan. Polis artık dayanamadı. Seks yapıyorlarmış dedi. Ondan sonra bayağı utanmıştım. Ama kadın cidden bağırıyordu bayağı yani. Seste bir imrenme de var değil mi? Bayağı utanmışım ama kadın da yani. Başkaları duyar ve dalga geçer diye gizlice yaptığın bir şey var mı? Sen saçını ortadan ikiye ayırmış. Duştayken deli gibi dans ediyorum yani müzikle. Ama kimseye söylemiyorum. Şu an hepsini açıkladım. Ya hangi danslar ediyorsun? Roman havası oynuyorum. Bir de oğlum rahatsız olursun yani. İnsan kötü hisseder. Ver şu mikrofonu da bir görüşelim şurayı. Ne diyor bu saatte güneş gözlüğü takan?
İsmimi sorma. Adın ne? Satılmış. Konuş lan satılmış. Öncelikle niye güneş gözlüğü taktın bu saatte? Çıkarıp bir yere sokamadım. Alternatifler vardı, danışsaydın. Bir şikayem var. Üniversiteye hazırlanırken... Hangi üniversite? Gitmedim, üniversiteye hazırlanırken. Gece yapınca daha çok keyif veren bir şey söyleyin. Sen Ahmet Hakan. Şimdi benim gözümde her şey gece yapınca daha zevkli. Bunu açık açık söylemiş olamazsın ya. Abi şimdi utancımı yiyebilecek miyim? Hayır, utanmanın anlamı yok. Gece ağaç altına işemek kadar keyifli hiçbir şey yok abi. Her iki bacaktan titremeye başlayınca. Senin kafan çok değişik çalışıyor. Yaşlandın, cinsel hayatın hiç yok. Onun yerine koyacağın şey ne olurdu? Abi zaten yok. Uçmak abi. Uçmak isterdim. Cinsel hayatın olduğunda da uçamazsın ki. Güldükçe çoğaldık. Çok teşekkür ediyoruz, eyvallah.